ben geldim falan geldim. Neyse. YouTube Fan Fest vardı. Aa evet, YouTube Fan Fest'te de ben buradan işte ulan Kore'de nelere gidebiliriz diye bakarken, daha gitmeden önce YouTube Fan Fest olduğunu gördüm. Anasa fiyatına baktım. 10.000 mi oldu? Yani 10 dolar ucuz, yani bir şey değil. İşte listeye bakıyorum. Kukukuru falan var ki ikimiz de kukukuruma hastayız. İşte Shin var. İşte ondan sonra şey o gamer'ın adı neydi? Onu unuttum. Chaegogi var. Chaegogi var. Feminim var Chaegogi'nin. Bir de ne yapmış? Google Coronesto'ya yapmış. Bir de çok kıskandım. Hepsini izledim deli gibi. Bir de Bethany vardı Amerika'da. Neyse. Ben dedim ki buna gidilir falan filan. Neyse, ben buradaki YouTube'a mail attım. İşte Sırma var. Sırmacım dedim, hani böyle böyle bir YouTube Fan Fest var Kore'de. Hani dedim ki acaba Kore'deki YouTube yetkilileriyle iletişime geçip bir hani giriş sağlayabilir miyiz? O da dedi ki dedi işte muhteşem hikaye dedi. Türk YouTuber Kore'deki FanFest'te. Hani daha başka hani nerede olabilir böyle bir şey? Çok hoşuma gitti bu fikir dedi. Ben hemen onlarla iletişime geçiyorum dedi. Bir gün sonra mail geldi. Selam işte bak bunlar Kore YouTube'undan işte bilmem kimde bilmem kim isimlerini hatırlamıyorum şimdi. Sana yardımcı olacaklar. Ben dedim ki böyle böyle böyle. FanFest'e katılmak istiyorum. Onlar dediler ki tamam işte geldiğinizde isimlerinizi söyleyin. İşte aynen bilekliğinizi alın girin. Tabii biz şey hayallerine. Ha backstage böyle falan. Hani ya backstage'de akses sağlayabileceğiz ya da işte ne bileyim iyi bir yerden izleyeceğiz falan gibi bir şey zannediyoruz tabii ki. Ama hani yani böyle şey falan. Hani şey. Kukukurumla tanışacağız. Aynen, hani kukukurum yanımızdan geçecek falan hani. Yine hani şey değiliz hani. Ve full teçhizat gittik. Hani başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Her türlü şeye hazırlıklı olalım diye. İşte kameralar. Tripod, kamera, selfie stick, mikrofon, işte şarj aletleri, ekstra batarya, her şey. Şöyle bir sırt çantasıyla gittik. Ve en arkadaydık. Ayakta, en arkada. Sahne zaten gözüküyor. Sahneyi hiç görmüyoruz. Bir tek şey. Kamerayı kaldırınca aynen, oradan kamerayı izleyebiliriz. Kamerayı kaldırınca kameradan bakıyoruz falan. Ekrana yansıttıklarını yapalım. Aynen, ekrana yansıttıklarından görebiliyoruz falan filan. Biz böyle tamam, falan kukuru, sesini neyse duydum. Falan. Aynen. Bu arada kukukuru iki kere sahneye çıktı. İkincisinde İlay'da ben dayanamıyorum dışarı çıkacağım gelirim birazdan dedi. O sırada kukukuru çıktı, ben böyle İlay yapmayın. Ama bu arada şey telefonumun şarjımı yoktu. Kontürüm yok. Ne bir şey yoktu, arayamıyorum da. Çekmiyordu sanırım. Çekmiyordu orada. Çekmiyordu. Evet, çekmiyordu. Aşağıdaydı çünkü. Neyse. Ondan sonra neyse biz bin bir hayal kırık. Bu arada hani 4 saat falan ayaktaydık herhalde. Evet, 4-5 saat falan ayakta sürdü. Erken ve sürekli oldu. Şöyleyim. Sürekli yani videoyu çekebilmek için ve değişiyoruz sürekli video çekmek için. Onları da paylaşırım. Ve aşırı yani sırtımızda da o çantalar var. Galiba senin çantana koydum. Benim şu hatta. Aynen şimdi evet o çanta. Yani ve ağır yani içinde dediğim saydığım her şey içinde falan. Neyse. Sadece kamera ve stick elimizde. Evet, selfie stick bu. Hani tripod mu en ağır şeyler hala çantada. Neyse en sonunda biz çıktık. Bu arada girerken de çok yağmur yağıyordu falan. Acayip, öyle bir şey değil mi? Acayip. Islandık ıslandık falan filan. Neyse. Bu arada yağmur yağıyor diye kapıları önceden açtılar abi. Burada olsa kimsenin umurunda olmaz. Yani ben kaç kere biliyorum yağmur altında tabii beklemek canım zorunda kaldığımı. Resmen bize salona değil ama binanın orada içine alıp orada beklettiler. Yani bekliyorsanız burada bekleyin. Yağmur yağıyor dışarıda da ben böyleyim. I love you Kore. Neyse. Ondan sonra dışarı çıktık. Yağmur durmuştu falan filan. Ne konuşuyoruz? Oğlum diyorum. İşte bu ne diyorum, ne ümitlerle geldik, neyle karşılaştık. Bari bir şey geldi. Bari birini göreydik, bari bir şey çıksa onu karşımıza dedi. Onu dedim, Selam, eat your kimchi oldum. Nerede dedim. Nerede dedim, bir baktım Simon'la Marcy'la önümüzde. Tam böyle oldum. Herhalde. Konuşalım, gidelim Selam, dur birileri konuşuyor falan. Aynen, yanımda da birileri var ve şey. Ben Simon'la Marcy'den orada olduğundan haberimiz bile yok. Biz mesela hop hop falan vardı. Onu duymuştuk. Hop hop aynen oldu. Aynen. Çünkü paylaşmıştı aynen Instagram'da. Hani Simon'la belki Marcy'den de haberimiz yok orada olduğu. Yani orada olduklarını bilsem zaten her tarafı deli gibi gezerdim ben onları. Biz şey backstage'den çıkmalarını bekliyoruz. Hani çıkarken geçerler falan. Aynen böyle oyalanarak yürüyoruz falan böyle.
Oha falan oldum böyle. Direkt kamerayı kaldırdım böyle. Çekiyorum sonra dedim ki yani İlayda yani bu... Hani, yardır. Gerçekten. Bu arada Simon'la Martin iyi. Gerçekten. Yani sanki şeyler. Abimle ablam yani. Öyle bir hissiyat. Yıllardır takip ediyorum falan. Yani bütün şeylerine tanık oldum YouTube sayesinde. Hani her şeylerini biliyorum falan adamların. Çok tatlılar. Ki seviyordum, daha da sever hale geldim. Oldum. Neyse, birileriyle konuşuyorlar. Biz de böyle yanlarında bekliyoruz onlarla konuşmaları bitsin de hani biz de yanlarına gidip bir iki kelam edebilelim falan. Gördüler herhalde. Zaten bizim beklediğimizi. Simon sanırım böyle yaptı bana. Ben de tam hani böyle kafamı şey yaptım hani okey anlamında. Neyse onlar gittik, yani yanındaki kız gitti. Ve Simon direkt bize doğru döndü. Biz de onlara zaten doğru yürümeye başladık falan. Dedim işte... Bir dakika. İşte. Ben Martin'la ile konuşuyordum. Sen Simon'la. Sen Simon'la, ben Martin'la evet, evet. Konuşuyordum. Ben Simon'la konuşuyordum. Yani işte merhaba falan filan dedik. Tanıttık işte kendimizi. Martin'la ileride konuşmaya başladı. Ben otomatikman Simon'la muhabbet etmeye başladım falan. Hani işte çok sevindik sizi gördüğümüze falan filan işte dedim. Ondan sonra dedim ki işte biz de YouTuber'ız Türkiye'den falan filan dedi. Aa işte ne güzel. Biz de dün Türklerle dedi. Tanıştık falan dedi. Böyle falan oldu. Bir dakika yine kafam karıştı. Başka ben Simon'la konuşuyorum. Evet sen Simon'la. Evet tamam. Ondan sonra işte bu arada işte çok süper görünüyorsunuz. Martin evet, muhteşem zayıflamış falan. Bu arada Martina muhteşem bir siyah, dar bir elbise giymiş. Ayağlı topuklular işte zaten saçı makyaj her zaman gibi olağanüstü falan. Ve yani bu sapıklık falan değil, gerçekten o kadar güzel bir poposu var ki. Yani şey oldum böyle yani hatun güzel. Çünkü videolarda belli olmuyor. Zaten Martina da genelde zaten çok bol salaş şeyler falan giyiyor. O gün böyle giymiş, süslenmiş falan. Ve şey oldum böyle ve Martin'a dedim ne kadar sevdim ve ne kadar güzel, inanamıyorum popoya bak falan yaptım böyle Simon'a. Simon şey diyor, öyle değil mi diyor işte benim karım falan yaptım öyle. Bu arada yavrum yerim. Bu arada da Martin'a işte ben de devam ettim işte çok güzel zayıflamışsın falan. Bana başladı anlatma işte Amerika'ya gitti kilo aldım söylediler, o yüzden böyle ben de kilo vermeye başladım. İşte nasıl olmuş falan diye dönüyor gösteriyor falan poposunu. Ulan daha tanışalı 10 saniye oldu, Allahsızlar ne kadar samim olmayın. Böyle bir başladık dedikoduya falan, Senem orada konuşuyor, ben orada Martina'yla konuşuyorum falan, ondan sonra işte rica ettik. Ha, ondan sonra şey dedim, benim işte biz de YouTuber'ız dedik, Türkiye'den işte Kore'yle ilgili video blog yapıyoruz. Bizim işte benim video blogum için ufak bir şeyler söyleyebilir misiniz dedim. Aslında işte ne bileyim işte Ayum Çingu TR Hayti'm falan gibi bir şey söyleyebilir misiniz dedim. Aa tabii ki hemen hadi falan dediler böyle, onu çektik. Hatta onu da... Şöyle koyarım bir ara, şuraya bir ara, bir şekilde bir şey yaparım. Şu an yaptım. I'm Yang Chingu TR. I'm Simon. You interrupted me. That's who am I? What are we doing here? Best video ever. Thank you guys. Çok tatlılar, değil mi? Böyle orada kavga etmeye başlamaları falan böyle birbirlerinin sesine girip öldüm. Yavrum yerim! Ondan sonra zaten dedik ki de fotoğraf çekilelim. Şuraya da fotoğrafı. Aynen. Buraya da fotoğraf. O kadar tatlılar ki ve şey, bizden önceki kızla konuşmalarına kulak misafiri olduk. Hani vaktimiz yok, bizi bekliyorlar evet, falan gibi şeyler söylüyorlardı. Hani biz de fazla tutmak istemiyoruz duyduğumuz için ve bize hiç demediler. İşte vaktimiz yok, gitmemiz lazım, kusura bakmayın falan demekten hani biz şey yaptık. Hani meşgulsünüzdür, yorgunsunuzdur falan filan. İşte aa işte, çok teşekkür ederiz, minnam falan filan dedik ya. Ondan sonra giderken Martina ile artık vedalaşırken şey dedi, keep YouTubing. Yavrum benim ya. Çok tatlı. Ondan sonra Simon'u bir daha gördü İlayda. Ama aynı çok şey. Bak kaldı. Bak kaldı. O kadar. İçeceğini almış. Böyle arkamda bekliyordu. Ben de kim var diye bakayım. Sonra ben falan oldum. Dedim çıktım. Bu arada Japonya'ya taşındılar. Martin'ın hani özellikle hani Japonya'ya taşınacaklarını öğrendikten sonra dedim ki yani gerçekten çok şanslıymışız. Evet. İki karşılaştık. Çünkü gerçekten tanışmak istediğim insanlardı. Çünkü sürekli başka insanlardan, onlarla tanışanlardan, işte onlarla buluşmalara gidenlerden duyduğum kadarıyla hep gerçekten herkes çok cana yakın olduklarını söylüyorlardı. Videolardan da öyle görünüyor zaten ve hani bu kadarını beklemiyordum. Yani bir insan da hiç mi ego olmaz ya?
varmış. Sıfır ego ikisinde de. Ve gerçekten birbirlerine köpek gibi aşıklar. Anlayabiliyorsunuz bunu dakikasında yani. Benim hatunum falan yaptı böyle. O yüzden zaten işte bak yüzüme bak falan yapıyor bana böyle. Karım, benim karım. Mükemmel benim, benim falan yapıyor böyle yavrum. Ondan sonra bütün metro fotoğrafa bakıp böyle. Evet. Sonra bir de Instagram'da fotoğrafın altında bir de yorum yapmazlar mı? Kalp krizi. İşte sizinle tanıştığımızda çok memnun olduk. İşte kısa da olsa sohbetimizde evet, çok sevindik falan. Dedim ya, öldürdünüz yeter. Aşk, aşksın sen, cansın sen. Yavrularım ya, çok tatlılar. Show me the money. Allahsız show me the money. Allah'sız sene. Biletlerimi biz buradayken, Türkiye'deyken aldık. Çok güzel bir yerden aldık. Aynen. Yani şeyden en pahalı, en ön. En önden aldım biletleri. Şimdi aynı gün iki tane konser var. Biri 2'de, biri 5'te. 7'de. 17 ile 5. 17, 7. O ikisini de karıştırdım. Neyse. Biri 2'de, biri 7'de. Ve ben bileti alırken şunu düşündüm, gayet net hatırlıyorum. Nerede aldığımı, yanımda kim olduğunu, hangi sandalyede oturduğumu, neyi beklediğimi falan bile hatırlıyorum. Aldığım zamanki. Gayet Türkiye Hastanesi'nde göz polikliniğinde en sondaki koltukta annemin yanında oturuyorum. Yani bu kadar net. Aynı göz zamanda bana yazıyor. Aynı zamanda İlayda yazıyorum. İlayda bilet al falan diye böyle muhabbet geçiyor falan. Neyse. Saatlere baktım. Dedim ki şimdi ikidekini almayayım. Uyanamayız. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Yol yordam bilmiyoruz. Geç kalırız. Mimlenme falan filan. Hani uyanamayız. Kısacası sabah erken kalkmamız gerekir diye. Dedim ki akşamki konseri alayım. Ve öyle aldım. Öyle almamışım. Ya da karışıklık oldu ya da mimlendi. Ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ama benim bileti aldığım zaman bunu bu arada 2 hafta önce falan keşfettim. Bileti aldığım zaman Instagram'da paylaştığım fotoğrafta saat 2 olarak gözüküyor. Neyse biz neredeydi? Hangi üniversiteydi? Seoul Nation'ın ofisinde yani salonunda, neyse spor salonunda konser. Neyse biz önce bir bulamadık. Kapı nerede? İçerisi nerede? Taksiye binelim, yürüyelim, bilmem ne. Neyse biz taksiye bindik. Okulun içinde bir yerde, kampüsün içinde bir yerde bıraktı bizi. Ama bu arada insanlar çıkmış aşağı doğru yürüyor. Hayır, bu arada ne tabela var ne bir şey var. Evet, bir şey yok. Yani nereye gideceğimizi de tam kestiremiyoruz. Okulun kurakisine baktık, hani şu tarafta falan olmalı diyoruz. Sonra bir grup kalabalık gördük, hepsi de yoğmadı fadır tiplerinde. Dedik ki ha bunlar nereye doğru gidiyorsa biz de o tarafa doğru gidelim. Sonra ama diyorum ki Senem bunların bileğinde bileklik var. Ben dedim ki ya ileride diyorum bazılarında var bazılarında yok. Bazıları önceden almıştı, bazıları şimdi almaya gidiyordu falan diyorum böyle. Biz bunları takip ettik bayağı bir. Bunlar meğersem 2'deki konserin çıkışı. Aynen bir çocuk biz bir yerde durup ulan ne oluyor ne yani böyle şüphelendik. Çocuk böyle yani kenarda durduk bir çocuk durdu yani yardımcı olabileceğim bir şey var mı falan filan dedi. Ben dedim ki hani konser falan siz dedi 7'dekine mi gideceksiniz dedi. Evet dedim biz 2'dekinden çıktık biz dönüyoruz siz aşağı gideceksiniz dedi. Biz terse gidiyormuşuz çıkışa. Neyse sağ ol falan dedik biz aşağı indik. Neyse bulduk bilmem ne falan filan kapıdan gireceğiz. Bize şey dediler sizin konser 2'deki konser. Dedim ki bir dakika. Hacit. Bu arada ne kadar vermiştik biz onu? 128 mi? 99 mu? Onu da hatırlamıyorum. Yani neredeyse 100 dolar. 100 dolar. Yani Kore için harcadığımız en büyük para o. Evet. Ve gerçekten en çok beklediğimiz olay da o. Çünkü Jay Sunny'e... Yani Mino hariç herkes var. Mino hariç herkes var ve Sunny. Bak yine kalplerizi geçireceğim. Sunny, Marco Dot, Basic, Black Knot. Nişan. Black Knot gidişi Catman. Yani sevdiğim herkes tek bir yerde. Yani daha ne isteyebilirim? Yani Loco, Jay, 100 dolar, Sanchez. 100 dolar az bile çünkü başka bir konsere gitmeye çalışsan zaten 50'den başlıyor falan. Ki hepsinin tek tek konserleri zaten o kadar. O kadar yani. O yüzden hepsini bir arada görmek
100 dolar iyi para. Bir de şey yani en iyisin, en iyi bileti 100 lira. Yani düşün aslında bu ucuz yani. Düşün, müzik belki düşün. Değil mi? Daha ucuz. Neyse. Daha ucuz değil hemen hemen. Aynen. Neyse. Bana geldiler böyle. Birdenbire şöyle falan olduğumu hatırlıyorum yani ne bok yiyeceğiz. Gelmişiz bana herkes almış biletlerini bile gidelim. O kadar mutluyum ki giyinmişim, süslenmişim falan böyle hani çok iyi hissediyorum kendimi falan. Bunu dedi bizde bir çöküş. Ve ben şeyim o kadar eminim ki saat 7'ye aldığımı. Dedim ki hayır kabul etmiyorum. Ve kadına da aynen böyle size anlattığım gibi çok net hatırlıyorum dedim. Bu sebepten dolayı ben saat 7'ye aldım. Bakın diyorum bu aldığım tarih, screenshot'ını almıştım. Bakın diyorum ta ne zaman almışım diyorum yani. Ve gitmişim VIP'den almışım, en iyi yerden almışım, ilk kategoriden almışım diyorum. Yani bana bunu yapmayın. Neyse kadın dedi ki ama yapabileceğim bir şey yok diyor. Ben diyorum ki yani yok yani bunu bulun, sisteme girin, bir şey yapın, bir şey edin. Benim 7'de aldığımı bulun falan hani. Neyse kadın da gerçekten yardımcı olmaya çalıştı. Yani anladıktan sonra benim evet. Bir dalavere yapmadığımı anladıktan bir de diyorum ki yani ben diyorum burada bir üç kağıt yapmaya çalışsam hani bak hani en pahalı biletten almışım diyorum. Hani niye üç kağıt yapmaya çalışayım? Hani ucuz bir bilet almış olmaya çalışsam veya yani elimde hiç biletim olmasa hani üç kağıt yapıp içeri girmeye çalışıyor olsam okey ama bakın gerçekten almışım diyorum yani. Bilet elimde. Hani yapmayın bana bunu falan. Kadın dedi tamam bir bakalım ne yapabileceğimizi falan dedi. Ondan sonra dedi ki sizi dedi standing yani sizin aldığınızın bir alt kategorisine alabilirim dedi. İyi falan oldu. İyi dedik biz de yani çünkü hiç girememekten iyidir. Yani o kadar para vermişim. Ha biz teklif ettik bir de onu. Dedim ki yani daha ucuz kategoriden bizi sokun evet. Dedim. Yani bunlar dedim standing zaten dedim. Hani iki kişi fazla olsa bir şey fark etmeyecek. Kimse ezilmez diyorum böyle. Kadın da tamam dedi mantıklı geldi. Diyorum ki bakın diyorum yani ben bu kadar para vermişim. Arada neredeyse 40 bin, 30 bin, evet. 35 bin mi ne fark var yani iki bilet arasında. Dedim ki yani bu kadar para vermiş olmama rağmen size yine ben hala onların hatası olduğunu düşünüyorum. Ve hala da benim hatam mı bilmiyorum. Onların mı benim mi hatam hala bilmiyorum. Neyse. Diyorum ki yani bu kadar para verdiğim halde sizden daha ucuzdan yer istiyorum dedim. Bana bunu ayarlayın. Tamam bu. Biz içeri girdik. İkinci kategorinin en arkasında. En arkasında değildik. Yine önlerindeydik. Ya işte trabzanlar var. Önde bir çocuk var. Trabzanların üstüne ya ama yani biz iki sıraydık. Yani arkamız dolmamıştı. Evet. Yani yine ikinci kategorinin en önlerindeyiz. Ama önümüzde birinci kategori var. Bizim aldığımız yer var. Ve ben bizim aldığımız yeri kesip sürekli şey diyorum. İnay da orada olacaktık falan yapıyorum böyle. Moralim o kadar bozuk ki size anlatamam. Ki ben onu göremiyorum. Ben aynen. Ben de sahnenin yani yok bizim, sahne yok bizim bende. Bizim bölümün yani şeyler var işte barikatlar var. Önümüzde iki sıra insan var. İkimizde iki tane çocuk var önümüzde evet. Uzun boylu. Yani ben bile zor görüyorum. Bir de önümüzde birinci kategorinin insanları var. Ve sahne yukarıda değil. Düz yani şey insan kafası seviyesinde. İleride hiçbir şey göremiyor. Tamam. Hiçbir şey göremiyor. Hatta şey, büyük ekranı da göremiyor. Büyük galiba. Ekranın yarısından sonrasını görebiliyor. Çünkü önümüzde öyle bir çocuk var ya, kafa var ekranın ortasında. Yani ben de şöyle falan yapınca görebiliyorum. Yani dedim ki bu olmayacak yani paramızla rezil oluyoruz modundayız. Dedim ki İleride sen burada dur. Ne olur ne olmaz. Ben gidip bir daha konuşacağım. Sonra bizim girdiğimiz kapıdaki görevli kızla yani biletleri kontrol eden kızla gittim. Dedim ki böyle böyle. Ha bu arada etrafı kestim, baktım. Bu arada herkes içeri girdi bu arada. Hani kapılar hani konserin başlama saatinde bir 10 dakika falan var. Biz yarım saat 40 dakika önce falan hı-hı. Girdik galiba. Ya, soktular yani bize. Dedim ki yani etrafı bir kestim. Bakıyorum yan tribünler boş. Arkaya bakıyorum arka tribünler boş. Dedim ki yani bize burada bir yerde versinler. Yani. Çünkü hani göremiyoruz. Yapamıyoruz. Gittim dedim kıza dedim ki böyle böyle bir durum olmuştu zaten. Sizin bilmem kim... Böyle böyle bir hanım vardı sizin şey neyiniz? Koordinatör. Yani şey müdür, neyse başınız. Ha tamam falan dedi. Dedim hani onunla böyle böyle konuştuk biz. O yüzden bu tarafa geçtik. Dedim ki hani görüyorum buralar boş biz buradan bir yere alalım. Kız da dedi ki hani benim yetkimde olan bir şey değil. Ben size çok yardımcı olmak isterim. Hani boş olduğunu ben de biliyorum dedi ama benim yetkimde olan bir şey değil dedi. Onlardan bana talimat gelmesi lazım. Siz biraz bekleyin ben arayayım dedi. Aradı, durumu anlattı, bize hatırlattı kadına.
Ondan sonra kadın da bizi hatırladı. Ondan sonra şey, bir tane beyefendiyi yolladılar güvenlik gibi bir şeyden. Beyefendi hani durum nedir dedi. Kız anlattı. Adam Korece bilmiyor. Kız biraz İngilizce biliyordu. Ay, adam İngilizce bilmiyor. Benim konuştuğum kız biraz İngilizce biliyordu. Bu arada benim konuştuğum şeyde müdür de İngilizce biliyor. Ondan sonra adamı anlattı. Adam dedi ki tamam gel benimle dedi. Dedi kiminle konuştun dedi. Dedim şöyle şöyle bir kısa taşlı bir bayanla konuşmuştuk falan filan. Bu bayan mı dedi. Evet bu bayan dedim. Onunla konuştuk falan filan. Hani ben dedim ki yani bakın dedim en pahalı bileti aldım. Benim hani arkadaşımı da gördünüz dedim. Bu kadarcık kız göremiyor dedim yani. Çok kısa boylu. Bu kadarcık kız ben bilerek o göremeyecek diye ben gidip o kadar pahalı bilet aldım dedim. En önden izleyebilirim diye dedim. Hani yerimizde bakın biletimizin orijinali bu. En öndeyiz. Ben en pahalı bileti aldım. Sizden en ucuz yerde izlemek istiyorum dedim. Siz bana yine hani kibarlık edip bir alt kategoriden verdiniz. Oradan verebiliyordunuz. Çok teşekkür ederim dedim ama hani ben en ucuz yerde izlemek istiyorum dedim yani. En azından oturalım. Görelim. Yani en azından görelim. Uzaktan da olsa görelim. Neyse allem ettim, kallem ettim. İşte beni oturtabileceği yere götürdü. Dedi ki gelsin hani şurada bir yer var dedi. Ama oturduğunuz zaman dedi önünüze dedi borular geliyor dedi. Yani trabzan gibi olan şeyler. Rahat görür müsünüz bilmiyorum tercih eder misin dedi. Ben dedim ki bir gidip bakabilir miyim dedim. Tabii ki dedi. Geldi benimle beraber. Oturdum baktım o hiç sıkıntı yok. Çünkü iki tane demir var ama arasından zaten bütün sahneyi görebiliyorsun. Ki hiç sıkıntı da olmadı yani bizim için. Neyse. Dedi ki arkadaşın nerede? Dedim aşağı dedim. Bak dedim şurada bir tane minik nokta var dedim böyle. Tamam mı? İleride görüyorsun. İleride böyle etrafında bakınıyor yani masaya da. Dedim bak o minik kısa boylu olan dedim. Aralardaki en kısa boylusu falan dedim. Ha tamam dedi. Çağıralım onu dedi. Ne yaptım? Aradın mı ben bağırdım seni? Bağırdım bastım. Ha evet. Sonra ne yaptın? Sonra aradım. Mesela aradım. Neyse ben inmedim yani geri. İlayda'yı görüyorum böyle tabiden. Dedim gel buraya bak şuradan gireceğim. Orası da karışık bir labirent gibiydi biraz. Neyse bu geldi biz oradan izledik. Ama önce yani neredeyse ağlayacağım ben çünkü şey diyorum. İlayda şuradayız yani bak şuradayız yani, falan. Çünkü şey hani şöyle yapıyorsun sahnede elim yani. Öyle bir yerden almıştım bileti. Ve görüyorum oradaki insanları. Diyorum ki bak diyorum o çocuğun yerinde ben olabilirdim. Herkes orada. Aynen. Bütün sahneye kim çıktıysa orayla oynadı yani. Ama bu arada ama biz bu arada her şeyi görebiliyoruz. Yani bir kere yukarıda yani balkondan izlediğiniz düşünün stadyumda. Onun en önündeyiz. Yani en önde değiliz de. 3 sıra. Ve önümüzde kimse yok zaten. Bir de zaten orası aşamalı. Ayakta durduğun zaman artık boyuna göre oluyor ama bu aşamalı olduğu için zaten görüyorsun falan. Ama aşağısı coşuyor. Bizimkiler böyle izliyor. Bizim olduğumuz yer. Bana geliyorlar ben tutamıyorum. Yo mother father ben. Ben yerimde duramıyorum. Böyle gidiyorum. Çıldıracağım falan. En son dedim bakacağım böyle ol. Yani ayağa kalkmak istiyorum. Kalkamıyorum. Çünkü herkes oturuyor. Sükunet. Sükunet ya. Aşağısı ölüyor. Biz orada böyleyiz. Ben en sonunda dedim sikerler falan, en sonunda şöyle falan izlemeye başladım yani. Şöyle falan oturuyorum sandalyede böyle falan yapıyorum. Hatta bir ara yo yo falan yaparken benim yüzük uçtu. Aa yüzük uçtu falan oldum sonra ama. Ne şey hani benim yanıma şimdi o tarafta kimse burada çip vardı. Onlar yani da senemin koptuğunu görünce onlar da kopmaya başladı. Birisini bekliyorlarmış demek ki. Çünkü bak şöyle yani şöyle düşünün en net onu hatırlıyorum belki videosu olduğu için. Cimşen çıktı. Tamam mı? Onur bam mısın bam diyor tamam. Cimşen. Herkes Cinuşun bam. Tamam ben de Cinuşun hastasıyım da. Tamam onlar öyle bari ben artık şey oldum böyle Cinuşun bam falan yapıyorum böyle herkes kaldı. Ve şey yapıyorlar. Aa Begogindur'un falan böyle oha yabancı sözleri biliyor, rap biliyor falan modundular. Ben çünkü her şey burada her şey dedim tabii ki olağanüstü Koracan da rap yapamıyorum. Ama hani biliyorum şarkıları falan. Yaaa falan modundayım ben böyle. Ondan sonra böyle ufaktan bir hareketlilik oldu ama yine de ben atamadım o içindeki çünkü şeyi. Çünkü ayakta olun. Sularını fışkır. Aynen. Sani. Hayır ya, hayır ya. Yine iyiydi yani. Kötünün iyisiydi. Hatta kötünün çok iyisiydi. Yani şöyle diyeyim. Orada daha fazla... Ya bu şey gibi. Maçtayken bir maçı izlemek vardır. Maçı izlerken keyif alırsın. Bir de tribünde bağırırken de keyif alırsın. Onun arasındaki fark gibi. Aşağıda olsak çok daha fazla dağıtabilir. Daha çok eğlenebilirdik. Ama
müziğin keyfini bu kadar çıkartamazdık. Evet. Çünkü ne bileyim o itecek, bu itecek, tıkış tıkışsın, sıcak, bilmem ne. Biz çantamızı yerlere koyduk, bilmem ne, rahat. Oturduğumuz yerden gözümüzü yayaya izledik yani. Videoları da çok rahat çektik. Aynen, videoları da çok güzel rahat çektik. Götümüze girdi mi o para? Girdi. Şimdi o bir gerçek. Ama ya hatta biz konserden çıkıp dedim ki yani gerçekten hayatıma gittim en güzel konserde. Oturduk bir de Busan'daki konserin biletlerine baktık. Eğer bilet olsaydı yoktu. Bilet olsaydı Busan'da konsere gidecektik. O kadar ama da yani. Ama VIP falan alarak. Aynen ama yani hiç bilet yoktu. Arkadan bile yoktu. Yani arkadan biz zaten Busan'a gidecektik. O tarihlerde gideriz. Hani ona göre denk getiririz falan dedik. Yok ama yok yani. Bir tane bile yok. Bir tane bile yoktu yani gidemedik. Ama sonra Sunny'i, Black Knot'ı, Jay Park'ı, Michael Dutt'ı, Doki ile Quiet'ı. O kadar. Gördü. Bir de Black bir Zico. Yani Zico Black. Ya zaten onları bir... tekrar izledim. Son bir de Manila'nın önce şey var. Önceki gün şey aynen, vardı. Aynen bir önceki gün. Grand K-pop Fest sanırım. Yabancılar için özel. Neyse. Onda da Son Yeşil de EXID, B2B, Black B, EXO-chan, Temin. Temin bir de şey, CN Blue. CN Blue var. Bunlar çıkıyor. Onu izledik. Orada da sıkıntı mı olmuştu? Ne olmuştu? Ya orada sıkıntı. Ya orada sıkıntı. Ha orada başkaları başka yerlere gitmişti. Bizim evet. Sinirimiz bozulmuştu. Sonra biz de başka yere gittik. Çünkü şey, siz mail atıyorsunuz. Ona göre size yer veriyorlar. Yani ne zaman attığına göre. Şimdi bizimki yine orta derecede bir yerdeydi. Çok önde de değildi. Çok yani arka rahattık yani öyle diyeyim. Ama arkamızda bir Japon aile vardı. Allah'ım yarabbim. Ben bayağı zaten... Ellerde borular, çocuklara yemek veriyorlar. O koku geliyor. Çocuklar rahat durmuyor. Bir çığlık kafa böyle o borular. Ben uyuyorum. Yani konserin başlamasına daha 2-4 saat falan. Evet herhalde. Bayağı saat vardı. Sabahın köründe kalkmışız. Bir gece önce uyumamışız zaten. Ece... Şey, Kore'de 20 gün, Güney Kore'de 20 gün olan Ece. Ta Incheon'dan kalkıp gelmiş sabahın köründe. Ben hani şöyle kafamı koyayım, kestireyim diyorum. Onun çocuğu geliyor, geçiyor, kafama vuruyor, bilmem ne dedim. En sonunda yani dedim bu çocuğa sahip çık. İngilizce bilmiyorlar, böyle kaldı falan. Bir daha vurdu, bir daha artık çıldıracağım falan. En sonunda anladılar, yer değiştirdiler. Sonra bir baktık. İnsanların gelmediğini anlamaya başlayınca insanlar arkalardan önlere doğru kaçak bir şekilde, gizli bir şekilde geçmeye başladılar. Ya ben de şey oldum böyle yani benim başım kel mi? Güvenliğe sordum sonra ben. Güvenlik anlattı işte yok öyle olmuyor işte yasak zaten dedim. Bakın geçiyorlar hani gözümüzün önünde geçiyorlar. Çocuk gitti, da çok şeydi aynen. Tatlıydı. Gitti şey uyardı. Dedi bana. Gitti uyardı ama şey diyor yani. Şimdi diyor burada bu kadar insan var dedi. Sonra ben yalnız mı konuşmuştum o zaman? Yok geldiydi çocuk sonra biz de şey hani o yere konuşmuştuk. Dedi ki ya bu kadar çok insan var burada dedi. Biz de hepsini takdir edersiniz ki denetleyemeyiz dedi. Hani siz gördüğünüzde kendiniz uyarabilirsiniz dedi. Hani anlıyorum haksızlık olarak gördüğünüz hani size şu an diyebileceğim en iyi şeyleri de sesini kıstı böyle utanarak. Siz de fırsat buluyorsanız siz de aynı şeyi yapın dedi. Olsa denetleyemiyoruz falan yaptı böyle. Evet, dedim dedi bize yani. Ben dedim ki tamam abicim yani anladım senin yapabileceğin bir şey yok. Çok sağ ol en azından bizi dinledin yani dedim. Neyse biz yerimizde ya da 5-6 sıra önemli geçtik. Bayağı önüne geçtik. Ama yine ortalardaydık. Yine ortalardaydık ama. Aa doğru kameranın olduğu yere evet, geçtik. Evet kameranın olduğu. Tam ortaya geçtik. Biraz daha arkaya doğruyduk. Biz tam ortasına geçtik. Aynen tam ortaya geçtik. Bu arada ortası dediğimiz stadyumun çimine herhalde 1000 tane falan sandalye koymuşlar evet. Yani bu onlar ve hepsi birbirine şey plastik kelepçelerle yani bağlı. Alıp gitmesinler falan. Neyse. Orada da sandalyenin üzerine çıktım zaten. Orada arada orada sandalyenin üstünde ben. Çünkü de. Öyle bir durum ki herkes oturuyor bir kişi ayağa kalktığında göremiyorsun. Hatta EXID'de bir tane ta en önde bir adam ayakta duruyordu belası. Ya. Çıldırıyordum. Çekiyorsun kamerada sadece adamın kafası var. Yani korkunç. Yani. O kaç kere uyardın onu? Kaç gittim bir de ayağına kadar gittim. Başkalarına da söyledim. Yok adamı oturtuyor. Görüyorum adamı yani kameradan izliyorum. O kadar uzakta ki adamı kameradan izliyorum yani. Zoom ya kamerayı izliyorum. Benim söylediğim güvenlik gidiyor adama söylüyor. Adam o an oturuyor. Güvenlik gittiği an tekrar kalkıyor evet. Falan. Ulan en öndesin zaten. Allahsız. Kalkma ayağa kalkma.
Neyse. Şey, onlara da dayanamadım böyle. Ay, sandalye, yani sandalyenin üstüne çıktım dedim ya şu Malatya'da A sandalyeye çıkışı. Hani şöyle falan. Çünkü yerimde duramıyorum. Ondan sonra zaten sahneye bırak bir çıktı ve Senem kameramanın yanında. Aynen, kameramı aldığım gibi kameramanın yanına koştum. Şey yapıyorum böyle, aradan video çekmeye çalışıyorum. Çünkü yani bütün gün kurallara uymuşum. Ve bakıyorum ki kimse uymuyor. Özellikle EXO şey Çen çıktığında. Hayır, çıkmasa bile şimdi uyumaya çalışıyoruz başta. Hayır, video döndüğü zaman değil mi? Video o tribün ya da işte şey, Çen çıktığın arka o şey. Tribün. Tribünler. Bütün EXO'yeller tribünde. Şey. Şey yani herkes sessiz yani mi? Şöyle bir uğultu, insanın sohbet edişinin uğultusu var. Ya da rüzgar falan çünkü hafif şeyleri de. Bir de yağmur da yağıyor. Yağış seledi böyle. Neyse. Herkes böyle şey, ya yemek yiyor, ya tuvalete gidip geliyor, ya uyuyor ama herkes. Yani çünkü bayağı 4-5 saat önceden aldılar bizi stadyuma. Neyse. Ve tribünde sadece EXO'liler var. Galiba onları özel mi ayırmışlar? Onlar evet, yani evet. Fan club. Yani resmi fan club muhtemelen onlar. Çünkü ellerinde şeyler falan, lightstickleri falan vardı çünkü. Ve şey hani, ve video dönüyor sürekli. İşte Kore tanıtımı, yabancılar için oldu. Yani yabancıların çoğunlukta olduğu bir konser çünkü. İşte Kore tanıtımı dönüyor. Ondan sonra kimler sahneye çıkacaksa onların bir ufak videosu evet. Çıkıyor. Herkes sessiz. Normal. Çen çıkıyor. Ve şey böyle uyuyorsun ya. Kulaklık falan diye uyanıyor. Kulaklık var kulağımda. Yani ses duymayayım, rahat uyuyayım diye müzik açtım. Kulaklık var. Onu dinliyorum. Ona rağmen yerimden zıpladım. Böyle bir çığlık atma olamaz. Video dönüyor lan. Allahsız biraz sonra kendisini göreceksin. O zaman çığlık atarsın. Yani muhtemelen o sırada stadyumda bile, backstage'de bile değiller yani, anladın mı? Yoklar orada muhtemelen. Ölüyordum yani. Çıldıracaktım. Ve bütün Çen çıktığında, Temin çıktığında, Son Yeşil de çıktığında, üçünde de yaptılar aynı şeyi. Ta en arkadan en öne video çekmeye gittiler ve yasak. Yasak. Bin kere uyardılar oturun diye. Her seferinde aynı şey yaptılar. Ben dedim ki yani yeter, ben şurada en sevdiğim grup Block B. Dedim ki Block B çıktığında ben gidiyorum, haberiniz olsun dedim. Ve yani bu arada 4-5 şarkı söylediler, sadece bir şarkıda ben oradaydım. Sonra geri döndüm. Neden? Allahsız değilim çünkü. Saygılı bir insanım burada. İnsanların görüşünü engellemekten hoşlanmıyorum bir şey izlerken. Saygılı olmazca. Neyse ondan sonra. Ondan sonra gün şu an Müdümanya'ya gittik. 2 gün üst üste yoruldum. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!